Merhabalar. Aracınız bu şekilde sabahları geç ısınıyorsa, araçta yaklaşık 10 dakikadır hareket halindeyiz. Aracınızda bu şekilde sabahları geç ısınma sorunu varsa, arızalı parça %99 ihtimalle termostattır. Birazdan parçayı da göstererek bu arızayı nasıl çözebileceğinizi ve nedenlerini detaylı olarak anlatacağız. Hazırsanız videomuza başlayalım. Elinde görmüş olduğunuz parça termostat. Bu parçanın içine monte ediliyor şu kısımda. Bu parçanın görevi radyatörlerde bulunan soğumuş suyun motora geçmesini denetlemek. Yani şu şekilde anlatalım. Bu parçanın içinde valfinin, şu gördüğünüz kısmın içinde bir civa bulunur. Bu da belli bir sıcaklığa ulaştığı zaman genleşerek bu valfin açılmasına, onu da şu şekilde gösterelim. Şöyle. Bu valfin açılmasını sağlar. Bu da radyatördeki soğuk suyun, soğutulmuş olan suyun motora geçmesine ve bu şekilde de motorun soğumasına yardımcı olur. Peki neden böyle bir parçaya gerek duyulur? Yani motor sürekli soğutulsa olmaz mı? Motorun stabil çalışması için de belli sıcaklıklara ulaşması lazım. Keza aracınız LPG'li ise LPG beyninin çalışabilmesi için belli bir sıcaklıktaki suya ihtiyacı vardır. Araç kaloriferlerinizin çalışabilmesi için motor soğutma suyunuzun belli sıcaklıklara ulaşmış olması gerek. Kısacası motorunuzun bir minimum sıcaklık seviyesi vardır. Her araçta farklıdır ama genellikle 80-85 derecelerde bu valv açılacak şekilde parçalar üretilmektedir. 80-85 dereceye motor soğutma suyu gelmedikçe radyatördeki soğuk su motora ulaşmaz. Bu şekilde motorun içindeki suyun sürekli olarak sıcak kalması hedeflenir. Termostatın aracındaki görevi budur. Ne işe yaradığını merak edenler için. Şimdi gelelim termostat arızasının nasıl anlaşılacağına. Termostatın nasıl arızalandığını göstermiştik. Bu valf sıcaklıkta açılıp kapanması lazım içindeki cıva yüzünden. Şöyle yakından gösterelim. Eğer bu valf şu şekilde açılıp kapanmıyor ise bu parça arızalandığı zaman genelde açık kalır. Kapalı kalma durumu çok çok nadir görülür. Genelde açık kalır. Bu parça açık kaldığı zaman radyatördeki soğuk su sürekli olarak motora ulaşacaktır. Bu da sizin hararet göstergeniz. Özellikle kış aylarında motorun çok geç ısınması, seyir halinde ortalama 60-70 km hızdan daha yüksek bir seyir hızına ulaştığınızda aracınızın motor soğutma suyunun 50 derecelere kadar soğuması, araç kaloriferinin kış günlerinde sıcak üflememesi, özellikle sıkışık trafikte sıcak üflerken seyir halinde yüksek hızlarda sıcak üflememesi, su eksiltme problemleri, keza su eksiltme probleminin birçoğu, her 10 su eksiltme probleminin abartmıyoruz 4'ü 5'i termostat ve termostat kabı, yani termostat kabiniyle alakalıdır. Eğer kapalı halde kalırsa aracın hararet yapması, hararetin çok yüksek seviyelere yükselmesi, buna benzer şikayet ve belirtiler termostat arıza belirtileridir diyebiliriz. Genellikle bu parçada araç kullanıcılarının en çabuk fark ettiği belirti kaloriferin ısıtmamasıdır. O yüzden bu parçanın değişimi genellikle kış günlerinde yapılır. Yaz günlerinde çoğu kişi fark etmez aracın hararetinin normalden düşük olduğunu. Zaten havalar da sıcak olduğu için diğer sistemlerde soğuk motorda çok fazla belirti vermez. Bu sebeple termostat arızaları genelde kış aylarında fark edilir. Özellikle Ekim, Kasım, Aralık, Ocak gibi bu parçaların hem satışı hem değişimi servislere sıklıkla başvurulan konular arasında. Ucuz bir parça, şu elimde gördüğünüz olan parçayı değiştirmeniz yeterlidir. Bu termostatın iç kısmıdır. Bazı araçlarda termostat dışıyla birlikte satılabilmekte. İki şekliyle de hem konum olarak kolay yerdedir, işçiliği kolaydır. Hem de değişim açısından maliyeti ucuz bir parçadır. Bunun yanı sıra bu değişirken contalarının da tamamıyla değiştirilmesi tavsiyemizdir. Araçta termostatınızın arızalı olması durumunda ne gibi belirtilerin ortaya çıkacağını söyledik. Şimdi o arızalı olma durumunda motora, araca size ne gibi zararı var onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle söz konusu parça arızalı olduğu zaman aracınızın normal hararetinden daha düşük çalışacağını söylemiştik. Bir aracın motorunun ideal değerlerden soğuk olması iki şey ortaya çıkarır. İlki daha fazla yakıt. Bu da sizin yakıt tüketiminizin artması demektir. İkincisi düşük performans. Araç soğukta hava yakıt karışım dengesi motor kontrol ünitesi tarafından daha farklı ayarlandığı için performans bir miktar düşebilir. Performansın düşmesi ve yakıtın artması küçük miktarlar olduğu için genelde araç sahipleri tarafından fark edilemeyecek kadar düşük etkilerdir diyebiliriz. Asıl ortaya çıkacak sonuç
termostatınızın kaloriferinizi ısıtacak kadar sıcak havanın motorun üzerinde bulunmamasıyla ortaya çıkar. Yani kaloriferiniz kış aylarında soğuk üfleyemeye başladığı zaman, siz araçta ısınamadığınız zaman araç sahipleri sorunun kaynağını aramaya gider ve sonuçta söz konusu parçanın değişimiyle arıza halledilmiş olur diyebiliriz. Bu saydığım belirtiler genellikle termostat açık kalırsa ne olur belirtileriydi. Bir de bu termostatın dediğim gibi çok düşük bir ihtimaldir. Genelde arızaların %90'ı termostatın açık kalması sonucu oluşan arızalardır. Çok nadir de olsa gelişebilmesi adına söylüyorum. Termostat kapalı kalırsa ne olur? Böyle bir durum ortaya çıkması durumunda aracınızın motor soğutma suyu radyatörlerde soğuyup tekrar motora alınamayacak. İçeride ısınan motor soğutma suyu soğutulamadığı için de aracınız hararet yapacaktır. Bu hararette motorunuzun hayati parçalarına ciddi hasarlar verebilecek potansiyele sahiptir diyebiliriz. Dediğim gibi düşük ihtimaldir. Genellikle bu arızaların %90'ında termostat açık kalır. Yine ihtimal dahilinde olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedik. Termostatla alakalı sıkça gelen sorulardan da bahsetmek istiyorum. Termostat kaç derecede açılır? Bu kullandığınız termostatın çeşidine göre değişir, yapısına göre değişir. Gerçi bu biraz eskide kaldı, yazlık termostat, kışlık termostat durumu. Bazı termostatlar 70 derecede açılırken bazı termostatlar 85 hatta 90 dereceye kadar kapalı konumda kalabilirler. Genelde araç üreticilerin tavsiye ettiği değerler 85 ila 90 derecelerdir. Motor soğutma suyu 90 derecelik sıcaklığa kadar soğutulma ihtiyacı duymazlar. Bu nedenle bu parçada 80-85 derece gibi derecelerde açılır ve motorun içindeki sıcak su radyatöre, radyatörün içindeki soğuk su da motor içine pompalanır. Bu sayede de aracınızın harareti düşürülmüş olur. Termostat üzerinde bir diğer sıkça sorulan soru termostatın ters takılmasıdır. Termostat %90'lık araç modelinde bu termostatın ters takılma ihtimali yoktur. %10'luk kesiminde de zordur. Bir ihtimal acemi birimlerinde ters takılmış olabilir diyebiliriz. Çünkü bu termostatların monte edildiği yer kafa kısmı geniş, arka kısmı dardır. Bu yüzden bu termostatı ters takmaya çalıştığınızda parça yerine oturmayacaktır. Bu yüzden de bu parçaların ters takılma gibi bir ihtimali yoktur. Yani özellikle aracınızda bir arıza var, termostatı değiştirdiniz ama düzelmedi. Genellikle birçok kişi ters takılmış olabilir mi gibi düşünebiliyor. Çok sık da bu soru geliyor. Bu nedenle eğer aracınızın termostatının ters takıldığından şüphe ediyorsanız düşük bir ihtimaldir. Çoğu araçta her aracın termostat kabini ve monte edildiği kısım birbirinden farklı olduğu için %100 hepsine uyumlu söyleyemiyoruz maalesef. Ama araçların %90'ında bu parçanın ters takılması imkansızdır diyebiliriz. Son olarak bu parçanın bakım periyotlarından bahsedelim. Termostatın üreticilerin belirlediği bir değişim periyodu yoktur. Genellikle bu parça arızalandığı zaman değişir. Yani bu parça için belli bir değişim periyodu söylemek mümkün değil, çünkü araç üreticileri ya da araç otoriteleri tarafından belirlenen böyle bir değişim periyodu yok. Ama biz ne önerebiliriz? Aracınızda bazı ağır kilometre bakımları vardır. 60 bin, 80 bin, 120 bin araçtan araca değişir ki artık çoğu araçta 80-90 bin de ağır bakım yapılıyor. 80-90 bin kilometrede bir bu parçanın değişimi sizin için yeterlidir diyebiliriz. Çünkü bu parça kolay kolay arıza yapan bir parça değil. Çok kalitesiz yan sanayiler kullanılmadığı sürece. Çoğu piyasadaki yan sanayi termostatlar da kalitelidir bu arada. Yani bu parçanın değişimi genellikle arızalandığı zaman yapılır. Titiz araç sahipleri için devirdayın pompasıyla birlikte ağır bakımda devirdayın pompasıyla birlikte termostatı da değişmesi sizin için yeterli olacaktır. Bakım periyotunuza termostatı da eklemeyi unutmayınız. Termostat konusu çok uzun bir konu değil. Her şeyi tek videoda o yüzden açıklamaya çalıştık. Ama atladığımız konular da olabilir. Aklınıza takılan tüm soruları bizlerle paylaşabilirsiniz. Aşağıdaki yorum bölümünden konumuza siz de dahil olabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza katılıp bizlere destek olabilirsiniz. Aracınızda var olan arızaları da bu şekilde bizlere kısa süre içerisinde iletip uygun yanıtlar alabilirsiniz. Ve son olarak klasik hatırlatmamızı da yapalım. Bizlere destek olmak isterseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin destekleri sayesinde video çekmeye gayret ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz.